Vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan ve birçok hastalığa karşı koruyucu ve tedavi edici özelliği olduğu bilinen Trabzon hurması hasadına Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde başlandı. Hurma hasadına Vali Mahmut Çuadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, belde belediye başkanları ve çiftçiler katıldı. Gölbaşı ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde hurma bahçesini gezerek hurma hurmalarını dalından koparan Vali Mahmut Çuhadar, hurmanın üretimiyle hasat, tasnif, paketleme ve sevk işlemleri hakkında bilgi alıp çalışanlara kolaylıklar diledi. Valim özürlülerini koymayın, özürlülerini. Öyle mi? Yani. Özürlüleri koymayacağız mı? Vali Mahmut Çuhadar, hurma üretiminin her geçen yıl artarak Gölbaşı ilçesinin tarımı başta olmak üzere sosyoekonomik yapısına ciddi katkılar sağladığını belirtti. Bize hayırlı bereketli olmasını temenni ediyorum. Hayırlı hasatlar diliyorum. Her yıl ikili dikili alanlar genişlediği için doğal olarak da rekolte her yıl artıyor. Fiyat da bu sene geçen seneye göre iki katın üzerinde, yaklaşık üç kata yaklaşan bir fiyatla satılıyor. Trabzon hurması her geçen gün daha değerleniyor. Dediğim gibi gerek yurt içinde gerek yurt dışında tüketim alanlarını genişletmemiz lazım. Daha iyi tanıtmamız lazım. Çok iyi tanınmıyor Trabzon hurması ama mucize bir meyve. İçindeki vitamin ve minerallerle gerçekten mucize bir meyve. Ben herkese tavsiye ediyorum tüketmelerini. Gölbaşı ilçemiz önümdeki verilere göre üretimde Türkiye ikincisi, Adana Kozan'dan sonra. Ekili alanda da Adana Kozan, Denizli Hozat'tan, Denizli Honaz'dan sonra üçüncü sırada. Yani Türkiye'de Trabzon hurması üretiminde söz sahibiyiz. Adıyaman Gölbaşı olarak. Bunu gördüğümüz için 2020 yılından itibaren burada neler yapabiliriz diye düşünüp çalışmaya başladık. Önce bu hurmanın değerlendirilmesi gerektiği kanaatine vardığımız için GAP'la bir proje yapıp dönemin kaymakamı bu projeyi bayağı çalışmıştı. Kendisine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. GAP'tan da aldığımız destekle bu tesisi buradan geçen yıl açma başarısını gösterdik. Ben bu tesisle övünüyorum. Çünkü küçücük dokunuşlar büyük neticelere, büyük etkilere neden oluyor. Hasat sonrası Vali Mahmut Çuadar ve beraberindeki heyet, meyveciliği geliştirme projesi kapsamında çiftçilerin gelirlerinin arttırılması amacıyla il özel idaresinin desteğiyle Gölbaşı çiftçilerine 25 bin Trabzon hurması fidanı dağıtıldı. Sayısının artmasıyla ilgili hem fidan dağıtım hem de mevcut bahçelerin verimin artışıyla ilgili hasat ve zararla mücadele ilgili çalışma yapıyoruz. Bu yılda şu anda hasat mevsimimiz. Geçen yıla oranla biraz daha bir 7-8 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz. Genç bahçelerimiz var. Bunlar da sürekli meyve vermeye başladı. Her yıl artan oranda bir rekolte ve bahçemiz olacak. Fiyatlar da şu anda çiftçiyi maliyetini kurtaracak düzeyde 7-8 lira bahçede satılmaktadır. Sayın Mali, zatalinizin himayelerinde hurma kurutma tesisimiz için proje hazırlama bedeli olarak 19.000 TL, bina onarım bedeli olarak 89.302 TL, prefabrik bina bedeli, yapım bedeli olarak da 625.400 TL para harcamıştık. Isı pompası ve ekipmanları için de sizlerin desteğiyle 2.766.000 TL, toplamda da 3.5 milyon TL'ye şu an içerisinde bulunduğumuz tesisi vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Trabzon hurması, bir diğer adıyla da cennet meyvesi, Gölbaşımız için çok önemli bir katma değeri olan nitelikli ve geleceğe dönük de çok büyük etkili barındıran bir meyve çeşidi. Bununla ilgili de efendim zatenizin desteğiyle 2020 yılında 30 bin, 2021 yılında 50 bin, bu senede 23 bin fidanı sizle buluşturduk.
kasa, 5 kasa, 4 kasa. Yani o kasalar başlıyor. Geçine kadar süre açtık.